Evet arkadaşlar şimdi artışık sayma sistemleri karşınızdayım. Şimdi artışık sayma sistemlerinden kastettiğimiz şu tam sayılar tek ve çift tam sayılar olmak üzere doğru mudur e, bu şekildeki sistemlerimiz var. Şimdi bunlar 5'in katı 6'nın katı 7'nin katı şeklinde gidebilir ama önce e, bu orta terim bulma kısmını onun haricinde orta terim ait olan sayıyı bulma ve sayı döngüsünü nasıl ortaya çıkaracağız bir beraber başlayalım. Şimdi ardışık tam sayılar deyince ardışık sayma sistemlerimiz kaçarlı gidiyordu? Birerli gidiyor. Doğru mudur? O zaman biz x sayıyı her zaman x deriz. Bir sonraki sayımız x artı 1'dir. Bir sonraki sayımız da x artı 2'dir. Mesela x'e 10 yazdığımız anda 10, 11, 12 şeklinde bu zaten sıralanmış olarak devam ediyor. Ardışık tekler Çoğu kitaplarda bazen yazar işte tekleri 2n artı 1 ile başlayalım, 2n eksi 1 ile başlayalım. Hayır böyle bir şey yapmayın. Ardışık sayma sistemlerinde her zaman x sayınız x olsun, bir sonraki sayınız x artı 2, bir sonraki sayınız da x artı 4'tür. Çünkü eğer ki soru tek üzerine kuruluysa x'in cevabı tek çıkar, yerine yazdığında 11, 13, 15 tek olarak zaten sıralanmış olur. Peki ardışık çiftler aynı şekilde ikişerli gidiyor. O halde ben her zaman ilk sayımızda x derim. Bir sonraki sayımız aynı şekilde x artı 2 ve x artı 4'tür. Ha, mantık şu. Eğer ki x, e, o soruda çiftse yerine yazdığında 20, 22, 24 saatte nedir sıralanmış olacaktır. Şimdi madem ki tekrar da çiftler arasındaki farklar bu şekilde gidiyorsa Ardışık tek ya da çiftler arasındaki farkımız kaçtır? Sorusunun cevabı. Hemen şunu yapacağız. Ardışık tek ya da çiftler arasındaki fark. Diyelim ki A ve B olmak üzere. Hemen diyorsunuz ki 2'dir diyor. Ama hangisinin büyük olacağını biz bilmiyoruz. Onun için her zaman birini sayıdan ikini sayı çıkardığınızda ya artı 2 olabilir ya da eksi 2 olabilir. Buna dikkat edin. Mesela şöyle bir örnek yapalım. 4 6, 8 şeklinde. E aradaki farklar hep ikişerli gidiyor. Doğru mudur? E biz 6'dan 4'ü çıkartıp da mesela 2 diyoruz. Ama terse gittiğinizde 4'ten 6'ı çıkardığınız anda eksi 2. O zaman demek ki artı eksi 2 şeklinde bizim yazmamız gerekiyor. Şimdi orta terim bulmadan kastettiğimiz şu. Bize 50 tane 30 tane sayı verildiğinde orta terimi bulabilmenin yolu her zaman size verilen ilk sayı ile tamam mı son sayıyı toplayıp 2'ye böleceksiniz. Şimdi diyelim ki 6 tane sayının bana ortasını söyleyin dediğimde birinci sayı 6. sayı topla 7 bölü 2'den kaç yaptı? 3.5 bu bize ortadakini verir. Aynı şekilde 10'dan diyelim ki 10 ile misal 50 arasındaki sayının tam ortası nedir de. Hemen 10 artı 50 bölü 2. Bu bize neyi verecektir? 30 direkt ortadaki sayıyı verir. Ortadaki terimi bulabilmenin yolu ilk artı son bölü 2'dir. Peki orta terime ait olan bana sayıyı bulun dediğimde. Orta terime ait olan sayıyı bulmanın yolu da şudur. Soruda verilen bize verilen toplama. Bak toplama. Sayı adetine böldüğünüz anda. Tamam bu size direkt ortadaki terimin değerini verecektir. Şimdi bakın formül falan yapmayacağız. Terim sayısı, terim toplamı formüllerini şu anda daha giriş yapmıyoruz. Ee, onun haricinde burada direkt kısa yoldan bölme işlemi sonucuna göre küçük ya da büyük olan sayıları bir hesaplayalım. Ardışık 5 tane tam sayının toplamı 120 ise. E tam sayı 5 tane sayı olduğu için hemen 3 4 5 tane sayı yazıyorum. 5 tane sayının toplamı 120 ise 5 tane sayının ortası kaç yapıyordu? 5 artı 1. 6 bölü 2'den 3 bana ortadaki sayıyı veriyor. Bana verilen toplam 120. Adete bölündüğü anda direkt 24 bize 3. olan sayıyı verir. Bundan sonra saymaya başla. Tam sayı olduğu için zaten birerli gitmesi gerekiyor. Önündeki sayı 23. Ondan sonra sayı da kaç çıkmış oluyor? 22. Sonra 25, 26 şeklinde zaten bütün sayıları bulmuş olursunuz. Yine aynı şekilde <laughs> ardışık 7 tane tam sayının toplamı 245. Elimizde 7 tane sayı hemen şu şekilde yazdık. 4, 5, 6, 7 şeklinde. 7 tane sayının toplamı o zaman 7 sayının ortası 7 artı 1 8 bölü 2'den 4 orta terimi veriyor. Bana verilen toplam 245 adete bölündüğünde buradan da kaç çıkmış oluyor? 35 mi çıktı? Direk ortadaki sayımız bizim 35'tir. Benden büyük olan sayı istiyor. Tek olduğu için bu ikişerli gidecek. O zaman 37, 39 kaç çıkmış oluyor? Büyük olan sayımız 41 olarak çıkacaktır. Mantık bu. Gelelim 9 tane çift sayı. Hemen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sayının direkt ortasını hesaplayalım. 9 artı 1, 10 bölü 2'den 5 ortanca terimi bulduk. Bana verilen toplam 360. Adete böldüğümüz anda burada sayımız kaç çıktı? 40. Benim 5'in sayım 40'tır. Benden küçük olan istiyor. O zaman geriye doğru say 38, 36, aynı şekilde 34, 32 bizimlidir. Küçük olan sayımız bulunmuş olur. Şimdi aklınız şu gelecek. Sayı çok büyük olduğunda böyle teker teker yazacak mıyız? Tabii ki hayır. Onun da metodu var. Önce şu orta terim ya da orta sayı bulma işlemini bir yapalım. Şimdi bize her zaman sayısal bir değer vermeyebilir. 5 tane tek sayı 1, 2, aynı şekilde 3, 4, 5. 5 tane tek tam sayının toplamı a ise küçük sayının a cinsinden değeri nedir? 5 tane sayının ortası 5 artı 1 6 bölü 2'den 3 bana direkt orta terimi veriyordu. Bize verilen toplam a sayısı sayı adetine böldüğümüzde a bölü 5 bu ortadaki sayıdır. Benden küçük olan sayı istiyor. O zaman geriye doğru sayacağız. Tek olduğu için ikişerle azalarak gidecek. a bölü 5 eksi 2, a bölü 5 eksi 4 dediğimiz anda küçük olan sayı zaten direkt ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Tamam Evet diğer soruyla devam edelim. Ardışık 6 tek tam sayının toplamı 300 ise büyük olan sayı kaçtır? He, şimdi gelelim bakalım. Elimizde 6 tane sayı var. 3, 4, 5, 6. 6 tane sayının ortası. 6 artı 1. 7 bölü 2'den kaç yapar? 3,5. buçuk. E bu araya düştü. Problem değil. 6 tane sayının ortası 3,5. buçuk. Burada hesapla. Bana verilen toplam 300'ü 6'ya böldüğümüzde buradaki sayımız kaç çıktı? 50. Tamam buradaki sayı 50. Sayı aradı ise bizim araya düşen sayıda işimiz yoktur. Soruda bana tek dediği için hemen 50'nin bir eksiği olan yani 49 tek sayıdır. Çünkü tekler arasındaki fark kaçtı? 2. Biz bunu tam ortadan böldüğümüz için bir sorda bir de sağda kalmış oluyor. Elde ettiğin sayının bir eksi önündeki, arkasındaki normalde bir fazlası da öndeki sayı zaten vermiş olacaktır. Sayılardan zaten bir tanesini bulduk. 49. Benden büyük olanı istiyor. E sonuçta tam sayı olduğu için, tek olduğu için ikişerli gitmesi gerekiyor. E büyük olan sayımız 51, bir sonraki sayımız 53, bir sonraki sayımız 55 olarak bulunacaktır. Niye bir tane daha yapalım? Elimizde 8 tane sayımız var. 5, 6, 7, 8. 8 tane sayının ortası. 8 artı 1. 9 bölü 2'den kaç yapıyor? 4,5. Direkt ortadaki sayıyı buluyoruz. Bana verilen toplam 200. Adete böldüğümüz anda buradan kaç çıktı? 25. Ortadaki sayı 25 değil. Bizim bu sayıda işimiz yok. Bunun bir eksini alıyorsun. Kaç yaptı? 24. Benden küçük olan istiyor. İkişerli olarak geriye gelirsin. 22, 20 aynı şekilde 18 bizim küçük olan sayımız bulunmuş olur. Tamam. Şimdi bu 10 tane sayı için e, önce şu uzun uzun bir yazalım. Sonra bunu kısaltmaya çalışalım. Şimdi bakın elimizde 10 tane tek sayımız var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayının ortası 10 artı 1. 11 bölü 2'den kaç yapıyor? 5,5. ,5. 5 ile 6'nın sayısını hesaplıyorum. Bana verilen toplam. Adete bölündüğü anda buradan kaç çıkıyor? 40. Tamam. 5 ile 6 arası 40 değil. 1 eksini aldık. 39. Benden büyük olan sayı istiyor. Ekleyerek devam ediyorum. 41. Aynı şekilde 43. 45. Burası 47. 49. Demek ki büyük olan sayımız 49 olarak çıkacaktır. Şimdi sayılar çok büyük olduğunda böyle teker teker tabii ki yazmayacağız. Şimdi iyi bir şekilde izleyin. Elimizde madem ki 1'den 10'a kadar sayı varsa önce bana orta terimi bir hesaplayacaksınız. 1 ile 10. terim arası kaç yapıyordu? 10 artı 1, 11 bölü 2'den 5 buçuk mu? 5. sayı ile 6. sayı benim hesaplamam gerekiyor. Bana verilen toplam 400'ü adete böldüğümüzde buradan kaç çıkıyor? 40. Tamam 5 ile 6 arası 40 değil. Bunun bir ikisini aldık. Buradan kaç çıktı? 39. Şimdi bakın bundan sonra artık bu olayı tam bir bankada sıra sorusuna çevirin. Diyelim ki bir bankada numaratörden numara aldın 10. sıradasın. E ben 10. sıradaysam benim önümde kaç kişi var dedim anda 9 kişi vardır. Benle beraber 10'dur. Peki ben desem ki 10. sıradasın. Tamam önünde 9 kişi var. Her önündeki kişiyi ikişerli kabul et dediğimde 9 kişi ikişerli kabul edildiğinde 9 çarpı 2'den kaç yapar? 18 kişi yapar. Doğru mudur? Ha bunu hemen bunu aktarmaya çalışalım. Ben 5. sıradayım. 10. sıraya gitmek istiyorum. Bulunduğun sıra ile gideceğin sırasındaki farka bakarsın. Ben 10. sıraya gideceksem 10 5'ten benim önümde şu anda 5 tane terim var. Her terim dedik ki ikişerli gidiyor tek olduğu için. 2 çarpı 5 10 yapar. O zaman bu sayının üzerine 10 eklediğiniz anda 39 artı 10'dan büyük olan sayı buradan kaç çıkmış oluyor? 49 olarak çıkar. Bulunduğun sıra gideceğin sıra. Arasındaki farka bakarsın. Bu fark sana teklerde ve çiftlerde ikişerli olduğu için çarparsın 2 ile. Mevcut olan sayını eklediğin anda istediğin noktadaki sayıyı elde edersiniz. Mesela bunu büyük olan sayı için yapalım. Elimizde 30 tane tek sayı var. Birden başladım 30'a kadar olan sayı. 30 tane sayının ortası 31 bölü 2'den kaç yapıyor? 15 buçuk. 15 ile 16'ın sayı hesaplamam lazım. Bana verilen toplam 1260. Adete böldüğümüzde buradan da kaç çıktı? 42. Tamam ortalık sayı 42 değil. 1 eksini aldım 41. Bundan sonra artık şöyle yapalım. 15. sıradayım ve değerim 41. Benden ne istiyor? Küçük olan sayı istiyor. Hesaplamaya başlıyorum. 15. sıradan 1. sıraya gitmek istiyorum. Diyeceksin ki ben 15. sıradayım. Eksi 1. sıraya gitmek istiyorum. O zaman 15 1 benim önümde toplamda 14 tane terim var. Her terim kaçerli gidiyordu? 2 gidiyordu. 14 çarpı 2 kaç yapar? 28 mi? O zaman bunu 28 sayı geriye çekeceksin. 41'den 28'i e çıkartırsam küçük olan sayımızda kaç çıkmış olur? 13 olarak hesaplanır. Bu direkt bunun mantığı nokta atışıdır. İstediğiniz sayı değerini gidebilirsiniz. Şunu da yapalım. 50 tane çift sayı 1'den başla 50'ye kadar. 50 tane sayının ortası 50 artı 1. 51 bölü 2'den 25 buçuk. 25. sayı ile 26. sayı arasında hesaplamam lazım. Bana verilen toplam 3250. Adete böldüğümüzde buradan kaç çıktı? 65 tamam buradaki sayı 65 değil 1 eksiğini aldım 64. 25. sıradayım ve değerim 64. Benden küçük olan sayı istiyor. 25. sıradan ben 1. sıraya gitmek istiyorum. O zaman 25. sıra eksi 1. sıra eşittir. Bunun önünde toplamda 24 tane terim var. Her terim kaç hale gidiyordu? İkişerli gidiyordu. 24 çarpı 2 kaç yapar? 48 sayı o zaman bunu geriye çekmen gerekiyor. 64'ten 48'i çıkartırsam bizim küçük olan sayımız da 16 olarak bulunur. Tam sevgili arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bu çünkü çoğu işlemlerde bizim işlem yapmamızı kolaylaştıracak sorularda. Mesela şöyle bir şey olsaydı işte 1'den 12'ye Atıyorum arada 94 var. Her sayı diyelim ki üçerli gitsin. Bak her sayı üçerli gidiyor. Ben 12. sıradayım. Diyelim ki değerim 10. 94. sayıya gitmek istiyorum. Bulunduğun sıra gideceğin sıra. Misal hemen diyeceksin ki 94 12'den benim önümde şu anda toplamda 82 tane nedir? Terim var. Her terim üçerli gittiği anda burası 200, 46 sayı üzerine eklediğin anda bu sayının değerini bulmuş olursunuz. Tamam. Şimdi gelelim önemli kurallardan bir tanesine. Ee, bu kuralı çok fazla uygulayacağız. Özellikle sayı problemlerinin tamamında, torba sorularında ya da örüntü sorularında e, direkt bu formül devreye girecek. 1'den başlayıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü. 1'den başlayıp n'e kadar giden sayıların toplam formülü. Hemen n çarpı diyeceksiniz ki n artı 1 bölü 2 formülle hesaplanacak. Örneğin 1'den 10'a kadar olan sayıları toplayın dediğim anda 10 çarpı 11 bölü 2. Sadece anda buradan kaç çıkmış oldu? 55'tir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı o halde 20 çarpı 21 bölü 2'den sadeleştirdiğimizde buradan da kaç çıkmış oldu? 210 olarak çıkar. Mesela Ara değerden başlayabilir. 3 artı 4 artı 5 artı diyelim ki 20'ye kadar gelsin. Bu sistem birden başlayacak ve birerli gidecek. İkişerli gitti durumda tabii ki var. O zaman bu sistem birden başlarsa ben bu formülü uygularım. Ha o zaman başlamıyorsa da birden başlatacaksın. 2, 1 diye tamamla. 1'den başlayıp 20'ye kadar gitseydi 20 çarpı 21 bölü 2 sadeleştirdik buradan kaç çıktı? 210 çıktı. İyi de eklemiş olduğun sayı var 1 ve 2. Eklemiş olduğun o 1 ile 2'nin toplamı kaç yapıyor? 3'ü en sondan çıkardığımız anda o zaman burası da 207 olarak bulunmuş olur. Buna dikkat edin. Sistem birden başlayacak ve birerle gidecek. Ha, ikişerli gidebilir. Bunun tabii ki formülü var. 2, 4, 6, 8 diyelim ki 30'a kadar gitsin. Formülü unuttuğun anda hemen yapman gereken iki parantezin aldığımızda 1 artı 2 artı 3 artı bu kaça kadar geliyor? 15'e kadar. E artık formülü hesapla. 1'den başlayıp 15'e kadar giden sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirdik 8. Buradan da kaç çıkıyor? 120. Bir de başında 2 çarpanımız var. 2 çarpı 120'den buradan da kaç çıkmış olur? 240 olarak çıkacaktır. Bunun tek çift olması hiç fark etmez. Mesela 15'ten başlasın. 15 aynı şekilde 18 diyelim ki kaça kadar gelsin? 45'e kadar gelsin. Hemen ben burada 3 parantezini alırım. 3 parantezini aldığım anda burası ne yapıyor? 5 artı 6 artı böyle gidiyor. Kaça kadar gelecek bu? 3 parantezin aldığımız anda 15'e kadar gelecek. Hemen kuralı uygula. Burası 1'den başlayıncaya kadar tamamlayabilirsin. 3, 2, 1... 1'den başlayıp 15'e kadar olan sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirdiğimizde buradan kaç çıkıyor? 120. Eklemiş olduğum 1'den başlayıp 4'e kadar olan sayıların toplamı kaç yapmış oluyor? 7, 9, 10 yaptı. Bunu çıkartırsak parantez içi kaç çıktı? 110 çıktı. Başında bir de 3 çarpanı olduğu için 3 çarpı 110'dan buradaki sayıların toplamı da 330 olarak çıkacaktır. Direkt formül ezberlemektense ise parantez alıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ha, paranteze alınmadığında zaten terim sayısı ve terim toplamları zaten devreye girecektir. Mesela bir de şöyle seri sorularımız var. A1 çarpı 2, 2 çarpı 3 çarpı 4 şeklinde gidiyor. Benden serisinde ikinci çarpanlar birer arttırılırsa sonuç kaç artar? Şimdi bu sorularda direkt istenileni bir yapın. İkinci çarpanları birer arttırırsak yani şunları bana diyor ki birer arttır diyor. E o zaman başlıyorum. 1 çarpı bunu bir arttırırsam kaç oldu? 3. 2 çarpı bunu bir arttırırsam 4. Aynı şekilde 3 çarpı bunu bir arttırırsam 5. Devam ediyor. Yine 10 çarpı 1 arttırdım. Kaç oldu? 12 oldu. E şimdi söyle bakalım. burada şu arkadaşım sayılar arasındaki bir bağıntı kurmaya çalışıyor. Bence öğrenci gözüyle bakıyorum şunu. Burada çarpma ve toplama var. Ben bu çarpmaları bir yapayım. 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 3, 6. 3 çarpı 4, 12. Burası kaç yaptı? 110. Aynı şekilde bunu yapıyorum. 3, 8. Kaç oldu burası? 15, 120 mi oldu? artık sayılar arasındaki farka göre hareket edebilirsin. 2 ile 3 arasındaki farka bakıyorsun. 1. 6 ile 8 arasındaki farka bakıyorsun. 2. 12 ile 15 arasındaki farka bakıyorsun. 3. 110 ile 120 arasındaki farkımız kaç oldu? 10. Baktığınızda 1 2 3 4 5 sıralı gidiyor. E büyük olandan küçük olanı çıkartırsam yani B serisinden A'yı çıkartıyorum eşittir. Geriye kalanlar 1, 2, 3, 4 kaça kadar geliyor? 10'a kadar geliyor. Birden başlayıp 10'a kadar olan sayıların toplam formülü. <laughs> Neydi? 10 çarpı 11 bölü 2 sadeleştirdiğimizde demek ki 55. Bu seri demek ki 55 artmıştır. Mantık bu. Çarpmanı yap, aradaki farka göre hareket ettiğimiz anda zaten işlem daha kolay olacaktır. Şimdi aynı şekilde son olarak da bunu yapalım. A'nın B cinsinden değeri nedir? Çarpmamızı bir düz mantık yapalım. 4 çarpı 5, 20. 5 çarpı 6, 30. 6 çarpı 7, 42. Buradan da kaç çıktı? 420. Aynı şekilde bunu hesaplıyoruz. 15. E burası 24. Bakıyoruz, burası 35 burası kaç yapar? 380, 399 yaptı. Aradaki farka göre hareket edelim. 20 ile 15 arasındaki farkımız 5. 30 ile 24 arasındaki farkımız 6. Aradaki farka bakıyorsun 7. Aradaki farka bakıyorsun kaç oldu? 21. 5 6 7 8 21'e kadar gidiyor. Büyük olan seriden küçük olan seriyi çıkartırsak o halde ben A'dan B'yi çıkartıyorum eşittir Aradaki farka göre gidelim. 5 artı 6 artı 7 artı bu kaça kadar geldi? 21'e kadar. E o zaman tamamla. Ben bunu 4 tekrardan 3, 2, 1... 1'den başlayıp 21'e kadar gitseydi 21 çarpı 22 bölü 2. Sadeleştirdik 11. Buradan da kaç yaptı? 210, 231 doğru mudur? Eklemiş olduğumuz şu 7, 10, değerini çıkarttığımız anda o zaman bu serinin demek ki e, normalde artma ya da azalması 221'dir. Benden A'nın B cinsinden değerini istiyor. E biz ne yapmıştık? Büyük olandan küçük olanı çıkardık. O zaman A eksi B eşittir. Yapacağımız tek şey, e, şurada çarpmayı yanlış yapmadık değil mi arkadaşlar? 21, 11, 1, 2, aynı şekilde 1, 2, 231 doğru. 221 çıktı. A'nın B cinsinden değeri demek ilk ifade yalnız kalacak. O zaman A eşittir 221 artı nedir? B olarak bulunacaktır. Bu formülün özelliği bu. Birden başlayıp n'e kadar giden sayıların toplam formülleri buydu. Şimdi bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi de şu. Bu formül çok kullanılacak sevgili arkadaşlar. Terim sayısı ve bir de terimler toplamı. Terim sayısı ne demektir? Terim sayısı şu. Bir seride son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formül hesaplanır. Terimler toplamı ise aritmetik ortalama demektir. Son terim artı aynı şekilde ilk terim bölü 2 aritmetik ortalama dedik. Çarpı nedir? Terim sayısıdır. Demek ki ben terim toplamını hesaplayabilmem için bana ne lazım arkadaşlar? Terim sayısı lazım. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Terimler toplumu ise son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır. Mesela 11 artı 14 artı 17 artı böyle devam etsin. Diyelim ki kaça kadar gelsin bu 131'e kadar gelsin. Acaba bu serinin toplamı kaçtır? Şimdi bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. Bu sorularda diyor terim sayısını mı hesaplayacağım diyor? Terim toplamını mı hesaplayacağım diyor? İyi de arkadaş arada artı olarak devam etmiş. Esen'den bunu toplamanı istiyor. Hesaplarsak terim sayısı eşittir. Son terim 131 eksi ilk terim 11. Artış miktarı 3 artı 1. Buradan 120 bölü 3 artı 1'den demek ki burada toplamda 41 tane demek ki terim vardır. Terimler toplamı eşittir. Aritmetik ortalama dedik. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı yani 41. Buradan da 142 bölü 2 çarpı 41'den 71 çarpı 41 bize neyi verecektir? Bu işlemin sonucunu verecektir. Tamam. Onun için bunlara dikkat edin. Bu sayma sistemlerinde dediğim gibi her zaman bize toplam ilgili kısmı ya da uyular çok olan formülümüz bu olacak. Bunlar e, özellikle torba sorularında çok kullanılacak. İşte birinci torbada biriler birikmeye başlayacak. 13, 17, 19 böyle ardışık olarak belirli miktarlarda gidebilir. Hemen diyeceğiz ki terim sayısı terim toplamından bunu çok rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. Mesela bir örnek daha yaparsak. Diyelim ki e, 21 olsun. Bir sonraki sayımız 25 olsun. Aynı şekilde 29 olsun. Ve buradaki sayımız da diyelim ki 81 olsun. Hemen hesaplayalım. Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim. Artış miktarı 4'erle gidiyor. Artı 1. E buradan da 60 bölü 4 artı 1'den 15 kaç çıktı? 16 tane demek ki burada terim var. Terimler toplama eşittir. Dedik ki aritmetik ortalama. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı 16. Buradan da 102 bölü 2 çarpı 16'dan burası da 51 çarpı 16 bu işlemin sonucu olacaktır. Tamam. Şimdi mesela bununla ilgili bir tane sözel soru tarzı yapalım. Diyelim ki 5'e bölündüğünde 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren Kaç tane? 3 basamaklı doğal sayımız vardır. Şimdi 5'e bölündüğünde diyor ki 2 kalanını veren kaç tane 3 basamaklı doğal sayımız vardır? Bir şeyin adeti, tanesi miktarı sorulursa kaç tane yazılabilir? Kaç tane vardır? Bunlardan kaç tane yapabiliriz dediğimiz anda devreye kesinlikle terim sayısı girecektir. O halde devreye madem ki terim sayısı girecekse bana bunun bir ilk terimi lazım. Bir de aynı şekilde son terimi lazım. O halde hesaplayalım. 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren 3 basamaklı en küçük bir kere doğal sayımızdan başlarsak 100 sayısı 5'e tam bölünür. O zaman 102'den başlayacak. Bir sonraki sayımız 107 olacaktır. Bu böyle devam edip gider. Peki 3 basamaklı en büyük sayı kısmına geldiğimizde 990 2 e, kalanını vermesi için kaç olması lazım? 7. E hesaplayalım. Terim sayısı eşittir. Son terim 997 eksi ilk terim 102. Artış miktarı 5'erli gidiyor. Artı 1. Bunu hesapladığımızda 895 bölü 5 artı 1'den buradan 100 e, böldüğümüzde kaç yapıyor arkadaşlar? 5 aynı şekilde 179 artı 1'den toplamda 180 tane demek ki 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren 3 basamaklı sayımız vardır. Şimdi bununla ilgili son olarak bir işlem daha yapalım. dediğimiz gibi bu soruyu özellikle olasılıkta çok kullanacağız. İşte 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren 3 basamaklı sayılar bir işte kartlar hızla torba torbaya atılıyor. Torbadan çektiğimiz bir kartın üzerindeki sayıların toplamının şu gelme bu gelme olasılığı gibi. Ha o zaman demek ki kuralımız şu. Bir şeyin adeti, tanesi ya da soru içerisinde bize miktar sorulursa hemen terim sayısını devreye sokacaksın. Mesela son bir sorumuz şu olsun. 2 basamaklı farklı 3 doğal sayının toplamı 3 doğal sayının toplamı kaç farklı değer alır? İki basamaklı farklı 3 doğal sayının toplamı kaç farklı değer alır? Şimdi soru içerisinde kaç farklı değer alır dediği için bir şeyin adetinden bahsettiğinden dolayı hemen dedik ki terim sayısı devreye girecek. İki basamaklı bana farklı 3 tane doğal sayının toplamı. O zaman bu toplamın hemen şöyle yazalım. Bu toplamın bir en az olduğu durum doğru mudur? Bir de bu toplamın en fazla olduğu durumu hesaplamamız lazım. Toplamın en az olduğu durum 3 basama, 2 basamaklı bana 3 tane doğal sayı söyleyeceksiniz ve farklı olacak ve en az ve en çok kavramlar bulmaya çalışalım. O zaman söyleyeyim bakalım. En küçük 2 basamak sayımız 10. Bir sonraki sayımız 11. Rakamları farklı demiyor, sadece farklı diyor. Bir sonraki sayımız da 12'dir. Ben bunu topladığım anda bu toplam en az 33 çıkar. Bundan daha düşük bir değer bulamazsınız. Bu sistem 33'ten başlar. Mesela ben buna 10 derim burası 11, burası 13 olduğunda burası kaç olmuş oluyor? 34 olur. E bu böyle devam edip gider. Peki en fazla ne olabilir? 99. Farklı dediği için 98, 97. E bunu topladığım anda 7, 14 yaptı. 3 kere 9, 27, 29. En fazla 294 çıkar. Demek ki tabanı 33'ten başlıyor. 294'e kadar sürükleniyor. Hesapla terim sayısı eşittir. Son terim 294 eksi ilk terim. Artış miktar bakın kaçarlı gidiyor? Birerli gidiyor. Artı 1'dir. Buradan da 261 değil mi? Artı 1'den toplamda 262 tane demek ki iki basamaklı farklı 3 tane da üç tane, tane doğasının toplamı bu kadar değer almış olur. Evet arkadaşlar temel kavramlara ilgili bilmeniz gereken ee, Formüller, kurallarımız bu. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.